Türkiye'de engellilerin istihdamı, çevresel sorunları, toplumsal kaynaşmaları, yazılı ve görsel medyada onlara gösterilen değerler, sportif faaliyetlerin engelliler üzerindeki pozitif yansımaları, ailelerin engelli çocukları hakkındaki düşünce ve kaygıları, hayatı anlamak, paylaşmaktır. Engelsiz Yolculuğun Seyir Defteri çok özel konu ve konuklarıyla Müslüm Söyler'le Başka Açıdan başlıyor. Amasya Taşova Sakatlar Derneği Başkanı sevgili Yavuz Aydın burada stüdyo konuğumuz. Öncelikle kendisine hoş geldin diyoruz. Müslüm Bey hoş bulduk efendim. Bize bu imkanı verdiğiniz için Amasyalardan geldik. Biz engelli kardeşlerimizin bütün sorunlarını anlatmak için bize bu imkanı verdiğiniz için size ayrıca teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sağ olun, var olun. Hoş geldiniz. Sağ olun. Tamam, ağzına gözüne sağlık. Muhalli Bey kardeşim. Öncelikle size de sorayım. Başkanımızı nasıl tanıyorsun? Çalışmalarını? Yavuz Başkanım'la biz zaten her yazın gittiğimizde de Taşova'da da bizlere her zaman beraber olduğumuz bir dostum, abim. Tabii ki dediğimiz gibi her sağlam insan yarın için engelli olabilir. Evet. Bu bir trafik kazası olur. Bu bir her türlü olaylarla karşı karşıya olabiliriz. Onun için saygılı olmamız lazım, duyarlı olmamız lazım birbirimize. Özellikle tabii ki telefonlarımız varmış. Evet, buyurun alalım. Alo. Alo. Buyurun, hoş geldiniz programımıza. İyi günler. Kiminle görüşüyoruz? Ben Tahir. Tahir. Merhaba. Merhaba, hoş geldin programımıza. Nasılsınız kardeşim? Teşekkür ederiz. Sizleri sormalı. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Sizi sormalı. Köylümüzü gördük televizyondan. Memnun olduk sizi görmekten. Sağ ol. Teşekkür ediyoruz. Var mı? Hayırlı olsun programımız. Daha önce gördük de düşünemedik. Bugüne nasip oldu. Yavuz Bey'e nasip oldu. İyi olmuş. Yavuz Bey de kardeşim, bizim arkadaşımız. Onunla görüşmek daha iyi oldu. Sağ olasın. Tamam, merhaba kardeşim. Merhaba kardeşim, Yavuz hoş geldin. Sağ ol, teşekkür ederim. Müslüm Bey benim, Tahvil benim, canciğer arkadaşım. Taşı. İyi, Allah razı olsun kardeşim, işte burada engelliler hakkında görüşüyoruz işte. Yok, siz engelliler değilsiniz, engelliler biziz. Siz arkadaşlarımız, evet. Güzel insanlar. Teşekkür ederim canım kardeşim. Duyarlılığın için çok teşekkür ederim. Her sağlam adam engelli olmaya adaydır. Teşekkür ederim. Seni orada görmekten mutluyum. Çok sevindim, gördüm, heyecanlandım. Biraz da konuşamıyorum da. Allah razı olsun kardeşim. Sağ olasın, var olasın. Sağ ol. Başka ne var mı yok kardeşim? İyi kardeş ya. Yaram hazırdık şu Taşova iyi. Selamları, saygıları getirdik size. Selam bizden kardeşim. Saygı bizden. Sağ ol Tahir kardeşim. Bir sorunuz falan var mı Tahir Bey? Sorumuz, yani sizi gördük mutlu olduk. Sorumuz. Teşekkür ederiz. Kazanmalısınlar. Sizi gördük mutlu olduk. Saygılar sunuyorum. Tekrar sağ olasın. Tekrar hayırlı olsun programım. Teşekkür ederiz. Sağ ol. Senin vasıtanlar Dikey'e bir selam göndereyim. Kız Güldüren'e. Evet. Aleyküm selam. Teşekkürler. Kız Güldüren'e taş verir selam benden. Sağ ol. Aleyküm selam. Teşekkür ederiz. Yaz şenliklerinde beraberiz. Arkadaşım Cumali Bey çok değerli bir sanatçımızdır. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Taşova'mızda her zaman görmekten gurur duyuyoruz. 3 senede kendiyle tanışıyorum. Allah razı olsun. Bir alo dediği zaman her zaman biz onun yanındayız. Bu da bizim engelli kardeşlerimizin gece yaptığımız oldu. Her zaman yanımızda. Evet başkanım, bu raporlar konusunda gerçekten biraz sıkıntı yaşıyoruz. Süre gelen raporlar, bir de süresiz raporlar, evet, var. Evet efendim, şimdi sürekli süreksiz hastalığın... Gerçi süreklilerde de bir son dönemlerde biraz bir pürüzler çıktı. O nedenle raporlarda vatandaşlarımız şimdi biraz... Şimdi Müslüm Bey, heyet raporları, hani şimdi biz engelliler kardeşliğimizle devamlı olduğumuz için bu konularda sık sık karşılaşıyoruz. Bizim eskiden raporlarımız gözde tek elliydi. Şimdi raporun genelinde mesela şu göze eskiden bacağına 50-50-100 yapıyordu. Onları oranları düşürdüler. Bizde oran sıkıntı var, onu çözmeye çalışıyoruz. İşte gerekli yerlere, mercillere müracaat ediyoruz. Yani iletiyoruz. Basın yoluyla, sözlü olarak iletiyoruz. Sayın milletvekillerim, engelli milletvekili arkadaşlarımıza, sayın milletvekillerimize bu konuda bilgilendiriyoruz. Yani oranlar yüksek. Avrupa'da mesela bizde %40 olmadığımın en az %40
rapor almadığı zaman hiçbir özürlüs engelli sayılmıyorsun. Hatta adam bir gözü görmüyor. Engelliyim diyor ama engelliyi ispatlayamıyor. Bizde oran düşmesi lazım. Avrupa'da bu oranlar düşük. 25-30 arasında. Biraz zannedersem işe girmesi açısından dolayı biraz yükseltildi rapor oranları. Hani engellilerin işlere daha rahat girebilmesi için. Bu da tabii ki devlet kademesinde böyle maaş olayına ve başka türlü şeylere oranlar, yüzdeler yansıtıldığı zaman bir sıkıntı yaşandı. Evet, evet, o konuda. Bu arada mesajlarımız var, onları okuyayım istersen. Amcaoğlu başarılarının devamını dilerim. Antalya'da iş yerinden seyrediyorum. Erol Söyler mesajını göndermiş. Biz de buradan Antalya'ya teşekkürlerimizi gönderiyoruz bizleri izleyen dostlara. Kanal 9 Saraçhane Nargile'den sevgiler Mehmet Bakırcı. Cumali Atilla'nın her zaman yanındayız demiş. Selamlarını göndermiş. Selamlar olsun Mehmet. Evet, sevgili başkanım, şimdi engelli ailelerini ziyaret ediyor musunuz? Hani hep engellilerden evet. bahsetmekten ziyade evet. biraz da toplumun bizlere bakış açısı ve engelli ailelerin bu konuda bilinçlendirilmeleri gerekir. Bazen eskiden biliyorsunuz sokağa çıkmıyordu engelliler, şimdi yavaş yavaş sokaklarda görmeye başladık. Bu da bizi mutlu ediyor. Evet efendim, Müslüm Bey, eskiden bizde bir engelli çocuğu olan bir de engel onun bir vebalı gibi bir utanıyorlardı. Yani evet. şu anda insanlar geliştikçe, kültür oranı, okum oranı yükseldikçe hani bir sağlamın şimdi kaza yaptığı zaman özürlü hale geldiğini onu bildiği halde onu şu anda şeffaflaştı. Bir, her zaman onun bir engeli, onun da engeli olabilir deyin. Engelli kardeşlerimizin artık çıkartamayan insanlar evet. annelerimiz, kardeşlerimizi çıkartıyor topluma. Biz de çok iyi bir temsil yaptın. Biz de gidiyoruz, ziyaret ediyoruz engelli kardeşlerimizin ailelerine ulaşıyoruz. Hep sıkıntıları varsa gidiyoruz, sıkıntılarını gideriyoruz. Biz de biliyorsun bizim Taşova'mız, sen de Taşova doğmuşsun, Taşova'da kaldın. İş icabı buradasın ama bizim engelli köylerimizde engelli çok. Engelli arkadaşlarımız çok. Köylere girmeden önce bir reklam aramız var. Reklamlardan sonra tekrar burada olacağız. Engelsiz yolculuğun seyir defteri çok özel konu ve konuklarıyla devam edecek.